Canlı bomba neydi? Bir bomba patlayacak bir yerlerde, hava meydanlarında risk yönetime muhtaç oluyor. Usta gazeteci ve yazar Çetin Altan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Dünyanın en çok köşe yazısı yazan yazarlarından Çetin Altan 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir de baktım, 2009. 1927 İstanbul doğumlu Altan gazeteciliğinin ve yazarlığının yanında 1965-1969 yılları arasında Türkiye İşçi Partisi milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer almıştı. Bir yaşlı aile. 22 Haziran 1927'de İstanbul'da dünyaya gelen usta gazeteci ve yazar Çetin Altan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1943-1944'te Çınaraltı, Varlık, İstanbul ve Kaynakta şiirleri ve düz yazıları çıktı. Temenni ederim ki 50 yıl sonra bu akşama gözü uzanacak beni. Usta yazar daha sonra Halkçı, Tan, Akşam, Milliyet, Yeni Ortam, Hürriyet, Güneş gazetelerinde ve Çarşaf dergisinde köşe yazıları yazdı. 1959 yılında Abdi İpekçi'nin teklifi üzerine Peyami Safa'nın yerine Milliyet gazetesinde yazmaya başladı. Daha sonra Devrim, Akşam, Hürriyet, Güneş, Sabah, Milliyet gazetelerinde köşe yazıları yazdı. Altan dünyanın en çok köşe yazısı yazmış yazarları arasında yer aldı. 4 milyar fakiri. Büyük şirketler zengin etmese malı kime satacak?